Cafer Bey, öncelikle teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için belediyenize. Seçimlerden 2 ay geçti ve DEM Elazığ'da Karakoçan ilçesini tekrardan aldı bir dönem aradan sonra. Geçtiğimiz aylarda Karakoçan Belediyesi'nin 88 milyon borcu olduğu açıklanmıştı. Bu dönemde de yine herhalde borçlar açıklanmaya da devam ediyor. Yeni tespitleriniz var. Sanırsam bunları da siz açıklayın isterseniz. Karakoçan Belediyesi'nde hem AK Parti döneminde hem festivallerde hem de Ramazan ayında bazı usulsüz harcamalar yapıldığı ifade ediliyordu. Bu konuyla ilgili tespitleriniz nelerdir acaba? Şimdi öncelikle buraya kadar geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok değerli buluyoruz buraya gelmenizi. Şimdi şöyle söyleyelim. Evet, yaklaşık 2 ay oldu biz buradayız. 2 aydır neredeyse her gün yeni yeni şeyler önümüze çıkıyor. Biz de bazı şeylerin artık gerçek anlamda içinde çıkamıyoruz. Yani nereye ne harcanmış, nereye gitmiş, nasıl gitmiş. Oldukça yoğun bir sirkülasyon var bu işin içerisinde. Nasıl harcadıklarını, nereye harcadıklarını yani bir Arap saçına adeta dönmüş. Mesela geçen sene yazın biz festival yapılmış burada. Aynı festivali DEM Parti de yapmıştı Kardef'le beraber. O festivale Kardef'le DEM Parti yaklaşık 10 bin insan katılmıştı o festivale. Burada belediyenin yapmış olduğu festivale de 7-8 bin kişinin katıldığı, yani afaki rakamları söylüyorum. Teke tek saymadığımız için bilmiyoruz. Ortalamayı söylüyoruz. Yani DEM Parti'nin daha karabalık olduğu bir gerçekti. DEM Parti Kardef'le beraber 150 bin liraya bir festival mal etmişler. Yani sanatçı parası, sahne parası, bütün giderleri saydıktan sonra 150 bin lira gibi bir para harcamışlar. Aynı festivali belediye yapmış. Sadece sanatçıların ve şeylerin 1,5 milyonu geçiyor. Ama bütün şeyleri içine kattıktan sonra yaptığımız son meclis toplantısında ortaya çıktı ki 4 milyon 200 bin lira para harcanmış. Yani bunu ispat edebilir miyiz? Asla ispat edemeyiz. Çünkü bir atasözü var. Minareyi çalan kılıfını da uydurur. Böyle bir şey faturalandırmışlar her şeyi. Böyle de olunca biz verdik diyorlar. Biz de hukuki olarak herhangi bir şey yapamayız. Ama biz bunu peyderpey halkımıza açıklayacağız. Yani gittiğimiz her yerde, gittiğimiz her esnafımızda, her ailemizde biz bunları anlatıyoruz. Çünkü karşılaştırıyoruz. Hani 2 kat olur, 3 kat olur, 4 kat olur ama 15 kat fazla bir festivala ödenmesi biraz akıllara ziyan. Ne Yani dinin ziyanına. festivaliydi Sayın Başkan? Karakoçan Lavanta, biz Avanta diyoruz, Lavanta Festivali yapmışlar. Bir Avanta Festivali yapmışlar. Yani başka bir şey yapmamışlar. Biz de Doğa ve Kültür Festivali'ni yapmıştık geçen sene DEM Parti ve Kardef olarak. Yani bunu bile karşılaştırdığımızda çok afaki şeyler ortaya çıkıyor. Böyle yüksek mevlada paralar ortaya çıkıyor. Yine aynısı Ramazan ayında sözde personele bir yemek vermişler. Bir restoranda bir seferde 68 bin lira bir para vermişler. Şimdi biz personele soruyoruz. Ramazan'da iftara gittiniz mi? Gitmedik diyorlar. Ama sorduğunda orada önümüze bir fatura çıkıyor ve bu para ödenmiştir. Bu para nereye ödenmiş, nasıl ödenmiş bilemiyoruz. Onun için yani böyle çıkan bazı şeyler açık söyleyeyim şu andaki iktidar partisi kendini neyle savunuyor? Biz faize karşı diyor değil mi? Faiz haramdır diyor. Ama 18 milyon Ziraat Bankası'nda bir kredi çekilmiş. Birebir 18 milyon lira bir faiz ödenmiş, üstüne konulmuş. Yani faize karşı olan bir partinin belediye başkanı eğer gidip %100 faizle bir kredi çekiyorsa biz bunu da halkımıza söylüyoruz, halkımıza şikayet ediyoruz. Çünkü şikayet edecek mercileri bile bulamıyoruz. Bu adamların da fazla bizde korktukları ya da bu halkta korktukları, çekindikleri de yoktur. Onun için biz bunu sadece halkımıza açıklayacağız, halkımız bilsin. Biz bunu her gün söyleyeceğiz. Hiç bıkmadan, yorulmadan, usanmadan biz bunu halkımıza anlatacağız. Yine en bariz örnek, geçenlerde bizde önceki belediye başkanının bir açıklaması vardı. Burada bir tekstil firması yapılmış.
tekstil firması için diyor, bugün yaparsan 50 milyondur. Tabii ne kadar harcadığını söylemiyor. Ne kadar yaparsın, yani yaptığın zaman 50 milyona mal olur. Sanki bunu belediye yapmış gibi bunu halkımızın gözüne soka soka söylüyor. Bu binanın yapılması 10 milyon 314 bin lira para harcanmış. Bunun 6 milyon 540 bin lirası hibe gelmiş. Fırat Kalkınma Ajansı'nda hibe gelmiş. Geri kalan 3,5 milyon para kalıyor. Bunu belediye karşılamış. Nasıl karşılamış? 24 yıllık bütün kiraları peşin alarak 4 milyon üzerinde bir para almış. Aslında tam tersine yine belediye kasasına para girmiş. Çünkü bütün kiraları peşin almış. Böyle de olunca halka böyle yansıtıyorlar. İşte bak biz borç yapmışız. Biz bir borçla Karakoçan'a çıkabiliriz, beraber bakabiliriz. Karakoçan sokaklarında, altyapısında, suyunda, her şeyinde şöyle bir şey ortaya çıkarın. Deyin ki şurada bir tane yatırım yapmışlar, eyvallah diyelim. Sorduğunda işte biz çöp sorununu çözdük diyorlar. Tamam, çöp sorununu nasıl çözmüşler? Bingöl'e çöpü gönderiyorlar. Yarın Bingöl kabul etmezse yine çöpü buraya dökmek zorundayız. Yani bir altyapı yapılmamıştır. Sadece bir çöp rampası yapılmıştır. Gözle görülen karşıda kendilerine yaptığı bir villanın yolunu yapmışlar. Başka da karayollarının yaptığı yolu kendine mal ediyorlar. Bu sene de karayolları gelip aynı yolu yapacak. Biz onu belediye mi mal edeceğiz? Belediye mi yaptı diyeceğiz? Hayır, karayollarının yoludur. Bir çivi bile çakamayız oraya. İnsanlarımız geliyor. Doğal gaz taşımak istiyor. Biz diyoruz ki diyor yok, biz asfaltımızı kazdıramayız. Belediyenin olsa biz rahatlıkla yapabiliriz. Yani böylelikle altyapıya hiç dokunmadan bütün sularımız şu anda problemlidir. Yani biliyorsunuz Karakoçan Yazı nüfusu 3-4 katına çıkıyor. Şu anda 16 bin nüfusumuz olan Karakoçan Yazı 60-70 bine çıkıyor. Böyle de olunca biz bu suyu nasıl karşılayacağımızı şu anda kara kara düşünüyoruz ve onun çalışmasını yapıyoruz. Çünkü eski şebekeyle yeni şebekeyi birbirine ayırmadan sular nerede kayboluyor? Biz Ankara'da bir şirketle anlaştık, getirdik. Daha önce bizden önce anlaşmışlar. Gerekirse onun anlaşmasını da anlatırım. 1 milyon üzerinde bir parayla anlaşmışlar. Gelip sadece 130 kilometrelik su hattını kontrol edecekler. Anlaştıkları paranın daha altında biz yine aynı firmayla anlaştık. Demek ki ne kadar yolsuzluğun, usulsüzlüğün olduğu burada da ortaya çıkıyor. Yani bu farkın atılması bu insanların bizi çok sevdikleri için değildir, bize çok acıdıkları için değildir. Bu farkın nereye gittiği de burada ortaya çıkıyor. Biz bunu halkımıza anlatacağız. Fırsat buldukça basına da anlatacağız. Onun için hiç çekinmeyeceğiz, hiç korkmayacağız, hiç yorulmayacağız. Dilimiz döndükçe biz bunu halkımıza anlatacağız. Yani altı üstü her tarafı yolsuzlukla beraber yürümüş. Araba vermişler, otobüs vermişler, istediklerine fişi kesmişler, istemediklerine parasız göndermişler, sevmediklerinin parasını almışlar. Onlara adamı olmayan insanlarda para almışlar. Biz geldik meclis kararıyla, biz şöyle bir karar aldık. Tamam, göndeririz, fişini kesen herkes bunu gelip alıp götürebilir. Ama bunu hiçbir parti gözetmeden, biz seçimde bize kazandıran parti DEM Parti'nin taraftarıdır diye biz hiçbir zaman bunu ayrımını yapmadık. Bizim encümenlerimiz de götürüyor, kendi parasını, fişini kesiyor, götürüyor, parasını ödüyorlar, kepçeyi götürüyorlar. Ama hep gönlüne göre, burada tek kişiyle her şey bitmiş, tek kişi üzerinde belediye yönetilmiş, fen işlerde gelen yazı işlerine yönlendirilmiş. Takuka gelen oraya yönlendirilmiş, su parasını ödemeye gelen oraya yönlendirilmiş. En ufak bir kamyon kum lazım olanı bile yazı işleri her şeyi yapmış. Büyük ihtimalle belediye başkanı da kendisini oraya yönlendirmiş ki hiçbir şeyde haberi yok. Her şeyi tek bir kişi üzerinde yoğunlaştırmışlar ve bir kişi bunu yapmış. Kısaca bunları diyebilirim. Geri kalan eş başkanım zaten açıklamalarını yapacak. Tabii ki Cafer Eş Başkan birçok noktasına değindi. Bununla beraber birçok borçlandırmanın aslında yapılan etkinliklere yönelik üzerinde fazlasıyla harcamanın, ödemenin çıkarıldığını, faturalandırmanın yapıldığını bu süreçte incelemelerimizde gördük. Birçok etkinlikler içerisinde öğretmenler gününe yönelik etkinliklerin düzenlenip ama bütün öğretmenlerin değil, sadece belli
kadroların, belli kesimin, kendine hitap eden kesimleri çağrılmasıyla ve oraya harcanan bütçenin çok çok üstünde bir faturanın kesilmesi, yine görüyor ki burada bir usulsüzlüğün yapılması ya da bazı şirketlerle sürekli yüksek şekilde faturaların kesilmesi de ve bunlarla yakın bir şekilde temasların kurulması da yine bu usulsüzlüğün en somut örneklerini gösterdi. Bununla beraber tabii ki biz genel olarak bütün yapmamız gereken başvuruları da yaptık, incelemeleri de yaptık. Bununla ilgili de yasal boyutta neler, ne yapmamız gerekiyorsa yasal boyutu noktasında da başvuruları yapacağımızı da belirtmiştik. Çünkü halkın parasını, kamunun parasını usulsüz yere kullanılmış ve hiçbir şekilde halka 5 yıl sürecince hizmet götürülmemesi zaten bunun somut örneği. Ve halk nezdinde de bu sorgulanıyor. Bu kadar borca karşılık yapılan hizmet nedir? Bize gösterilsin diye. Ve halkın nezdinde de hiçbir hizmetin yapılmaması zaten bunların da ve seçim dönemine yönelik daha önce de bahsetmiştik. Son süreçte borçlandırmanın yapılması ve yapılan etkinliklerde belediye bünyesi adı altında işte kadınlar gününe yönelik olsun, el afişleriydi ya da çiçeklerdi. Bunların sadece bir görsel olarak temsilen bir belediye başkanının elinde görünüp ama daha sonrasının da AKP'nin adaylarının elinde olması da yapılan harcamanın belediyeye yönelik değil, mevcut kesimin kendi adaylarına yönelik yaptığı bir harcama olduğunu da gösteriyor. Böyle söyleyebiliriz. Bununla ilgili de dediğim gibi hem bizler sorguluyoruz hem de halk bunun arkasında ve bunun cevabını da halka vermek zorundalar. Peki kadınlar gününe özel çiçek durumu söz konusu olmuş, çiçek dağıtılmış. AK Parti'nin adayıyla beraber sanırsam yapılmış bu durum. Ne kadar bir ücret ödenmiş acaba? Bu konuyla ilgili tespit yapabildiniz mi? 40 bin gibi. Bizler de tabii ki o süreçte adaydık. Bizler de çiçek dağıttık kadınlarımıza ve tekstil fabrikamıza gidip bunu yapmıştık. Söylediklerim maliyetlerle kesinlikle uyuşmuyor. Ya bütün yani Karakoçan kentindeki bütün kadınlarımıza o çiçekleri verseler dahi o kadar bir maliyet de kesinlikle olmaz. Çünkü esnafımızı biliyoruz. Esnafımızın sattığı çiçeklerin fiyat oranını da biliyoruz. Kesilen faturayla yapılan, dağıtılan çiçekler arasındaki farkı da zaten somut olarak da ortaya çıkarabiliyor diyebilirim.